Merhaba arkadaşlar. Toshiba'nın bu modelinde BIOS'a girmemiz gerekiyor öncelikle. BIOS'a girebilmek için Windows'unuz açık ise ve BIOS'ta security açık ise şu şekilde yapın. Windows'unuzu açın. Bilgisayarınızdaki Windows yeniden başlat düğmesinin üzerine fareyle geldiğiniz anda Shift tuşuna bakın şu şekilde Shift tuşuna basılı tutup yeniden başlata tıklayacaksınız. Normalde F2 ile BIOS'a girebilmeniz gerekiyor ama F2 ile giremediğiniz için bu şekilde bir yöntem ile girebilirsiniz. Shift tuşuna basılı tuttum. Yeniden başlat dedim. Şu ekrana ulaştım. Bu ekranda çe çeşitli seçenekler var. Sorun gider'e tıklayacağız. Sorun gider yazan yere tıklayın. Burada gelişmiş seçeneklere tıklayın. Ardından OEF donanım yazılım ayarları yazan yere tıklayıp yeniden başlat dediğinizde BIOS'a erişebileceğiz. BIOS'a erişemeyen arkadaşlarım bu şekilde erişebilirler Windows üzerinden. Ama F2 ile girebilenler şimdi gelecek olan ekrana ulaşabilirler. BIOS'unuzda yapmamız gereken iki yer var. İki önemli husus var. Onlardan bahsedeceğim. BIOS'umuza bu şekilde veya Windows veya F2 ile eriştikten sonra bakın. Ana menüde Main'den sonra Security menüsünde Secure Boot'u mutlaka Disable yapıyorsunuz. Ardından Boot sekmesinde, Advanced sekmesinde bakın. System Configuration yazan yere geleceksiniz. Burada Boot modu UEFI Boot olarak seçili halde değilse getireceksiniz. Bu iki ayarı yaptıktan sonra UEFI ile bakın UEFI ile yapılmış bir USB'yi bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonra kaydedeceğiz. Kaydettikten sonra tekrar artık Dizaple yaptığımız için F2 ile bilgisayarımızın BIOS'una girebileceğiz. F2'ye bastık. Bilgisayarımızın BIOS'una girebiliriz. Ama biz ne yaptık? F12 ile direkt USB boot seçeneklerinden artık USB ile kurulum yapabileceğimiz için siz F12 yapın. F2'ye tekrar boot yapmanıza gerek yok. F12 ile USB ile boot yapıp Windows'unuzu kolaylıkla kurabileceksiniz arkadaşlarım. Yapacaklarınız bu şekilde kolay gelsin.